Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim için çok önemli, federasyonumuz anlamında çok önemli bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Gerek kadın milli takımımız, gerekse erkek milli takımımızın Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası öncesinde takımımızın yanında olmasını görmemiz bizi çok mutlu etti. Kadın milli takımımız bizim gerçekten federasyon olarak gurur kaynağımız. İki defa olimpiyata gitmiş, çok güzel başarılar elde etmiş ve şu anda da üçüncüsünü başarabilmek için önlerinde güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Gerek Ceyhun Hoca, gerekse diğer bütün sporcu arkadaşlar bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bilincinde. Biz de yönetim olarak her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bize düşen görevi bakanlığımızla birlikte her daim yanlarınızda olduğumu dile getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk başta önümüzdeki yıl düzenlenecek olan olimpiyatlara katılabilmek için ilk 6. Bunu garantiledikten sonra inşallah da o süreçte de güzel bir başarı da gelirse sanırım moral anlamında, sporcularımız, ülke anlamında sanırım herkesin gurur duyacağı bir süreçle karşı karşıya geliriz. Dediğim gibi hepsine inanıyoruz. Federasyon olarak yanlarındayız. İnanıyorum ki ülke olarak da gerek oraya gelecek, gerekse televizyonlar başındakiler. Biliyorum ki dualarını eksik etmeyeceklerdir ve milli takımımıza, kadın milli takımımızın yanında olacaklardır. Dediğim gibi inşallah bu sene elde edecekleri başarıyla bizleri tekrar gururlandıracak bir netice elde ederler. Dediğim gibi saygıdeğer hanımefendi de geçen gün kadın milli takımımıza bir yemek verdi. Dediğim gibi ülke olarak, devlet olarak devletimiz her zaman biliyorsunuz, özellikle saygıdeğer hanımefendi, başta kadın sporcuları, daha sonra da tüm sporcular olmak üzere her zaman desteğini esirgemeyen ve onların yanında olan bir hanımefendimiz. O akşam da bizleri Hüber Köşkü'nde misafir etti. Güzel bir gece geçtiğine inanıyorum. Bütün sporcu arkadaşlarımızın inanıyorum ki bu süreçte hem devlet olarak da arkalarında olduğunu hissedeceklerdir ve inşallah güzel bir turnuva geçer ve dediğim gibi bize yakışan, tekrar olimpiyatlara gitmek için bir fırsat elde edebilirsek sanırım çok büyük başarı elde etmiş oluruz. O yüzden şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Şimdi bu tip turnuvalarda biliyorsunuz her maç çok anlamlı ama önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağınızdır. İlk maç İtalya maçı. Sanırım grubumuzdaki kağıt üzerindeki en zorlu rakibimiz. İnşallah dediğim gibi turnuvaya da iyi başlarlar. İtalya galibiyetiyle sanırım büyük bir moral de bulacaklardır ve inşallah öyle de devam eder. Çünkü grubu birinci bitirdiğiniz takdirde otomatik olarak çeyrek finale yükseliyorsunuz ve yaklaşık bir 2-3 günlük arada kazanmış oluyorsunuz. O anlamda da dinlenmek açısından da çeyrek finale hazırlanmak anlamında da iyi bir zamana sahip elde oluyorsunuz. O yüzden dediğim gibi her maç kızlarımız için çok önemli olacaktır. O yüzden hepsine başarılar diliyoruz. Vallahi sizin de söylediğiniz gibi gerek televizyon başındakiler olsun, gerek salonları hınca hınç dolduran seyircilerimiz olsun, gerçekten inanılmaz bir seri izlediklerini düşünüyorum. Her iki takımın da deplasmanda birbirlerini yendikleri bir seri izliyoruz ve durum 3-3. İnşallah da sorunsuz bir şekilde Cuma günü hak edenin kazanacağı bir final izleriz. Bütün
takımlarımızı yıl boyunca göstermiş oldukları performanslardan dolayı kutlamak istiyorum. Finale kalmayı hak etmiş iki takımımızı, başta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu da gerek Euroleague'deki performanslarından, daha sonra buradaki final serisindeki göstermiş oldukları performanslarından dolayı kutlamak istiyorum. Yoğun bir tempoda mücadele veriyorlar. Her iki günde bir maç oynuyorlar. Dediğim gibi inşallah takımlarını yalnız bırakmayacak bir sakatlıklarla karşılaşmaz sporcu arkadaşlarımız. Dediğim gibi yarın akşam inşallah herkesin de keyif alacağı ve mutlu olacağı bir son maç olur. İnşallah hak edene de biz federasyon olarak kupayı veririz. O yüzden göstermiş oldukları performanslardan dolayı bütün kulüplerimizi kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.